İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz belirli geçmiş zaman. Geçmiş zamanda gerçekleşmiş olan ve konuşan kişi tarafından görülmüş veya gerçekleştiği kesin olarak bilinen iş, oluş, kılış ve durumları ifade etmek için belirli geçmiş zaman ekleri kullanılır. Bu ekler büyük ve küçük ünlü uyumlarına göre değişerek -dı, -di, -du, -dü veya Sert ünsüzlerden sonra tı, ti, tu, tü, tü olur. Bu ekler isimlerden sonra da gelir. Ancak isim ünlüyle bitiyorsa araya y sesi girer. Belirli geçmiş zamanın işlevlerini şu şekilde açıklayabiliriz. Konuşma anında bitmiş konuşan ve dinleyen tarafından bilinen işlerin anlatımında kullanılır. Dünkü toplantıda yanımdaydın. Bir aralık kayboldun. Nereye gittin? Çok çalıştık ama ikimiz de sınavdan düşük not aldık. Konuşma esnasında bitmiş, konuşanın görüp bildiği lakin dinleyenlerin bilmediği bir oluş kılış ya da düşüncenin anlatılmasında kullanılır. Dün gece beynimin içine sanki bir bıçak saplandı kendisini evlatlık alacağımızı söyleyince gözlerinin içi güldü. Konuşan ve dinleyenin tanık olmadığı ama konuşan tarafından gerçekleştiği kesin olarak bilinen işin anlatımında kullanılır. Hilafet Yavuz Sultan Selim Han'la Türklere geçti. Hazreti Muhammed milattan sonra 571 yılında doğdu. Şimdi okuyacağımız konuşmayı belirli geçmiş zamanın cümle içerisinde kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Afyon Karahisar Günaydın Şirin, nasılsın? Günaydın Melek, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Okulun bitti mi? Evet, okulumu bitirdim. Geçen hafta tayinim çıktı. Oo, gerçekten mi? Ne kadar güzel. Hayırlı olsun. Nereye çıktı? Afyon Karahisar'a. Benim çocukluğum Afyon Karahisar'da geçti. Orası harika bir yerdi. Orada çok arkadaşım vardı. Bir zamanlar babam da orada memurdu. O zaman bana Afyon Karahisar hakkında bilgi verebilirsin. Ben daha önce orayı hiç görmedim. Ben ilkokula giderken oradaydık. O zamanlar Afyonkarahisar çok güzeldi. Şehrin ortasında bir park vardı. Park çok küçüktü ama sevimliydi. Parkta bir de çay bahçesi vardı. Çok sakin bir yerdi. Gidince oraya mutlaka uğra. Ben parkları pek sevmem ama orası sıradan bir park değil. Mesela insanların oturduğu sandalyeler ağaç gövdelerindendi geniş ağaç gövdelerini oyarak yapmışlar. Masalar da tahtaydı. Masaların üstünde kandiller vardı ve bu kandillerin hiçbiri süs için değildi. Hepsi gerçek kandildi. Akşam olunca kandiller yakılırdı. Park dışında gezilecek yer var mı? Elbette. İnsanların çok gittiği yerlerden biri de kaleydi. Hatta kalenin türküsü de vardı. Orayı da görmelisin. Olur, giderim. Bak, unutmadan uzun çarşı ve bedesteni de dolaş. Orada eski kilimler, bakır eşyalar vardı. Kilimler rengarenkti. Büyük, küçük, uzun, kısa, farklı boylardaydı. Bir de keçeler bulunurdu orada. Tamam, söylediğin bütün yerleri dolaşırım. İklimi nasıl oranın? İklimi Ankara ile hemen hemen aynı sayılır. Sanki Afyonkarahisar biraz daha soğuktu ama yazları da serindi. Güzel. Alışmakta zorluk çekmem o zaman. Yok, çekmezsin. Hem okuluna yakın bir yerde kalırsan daha kolay alışırsın. Eh, inşallah. Seni gördüğüme çok memnun oldum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere şirin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Çocukluğum. Çocukluğumda hayatım çok farklıydı. Evimizde bir başkaydı. Sabahları daha aydınlıktı sanki. Kahvaltıda mis gibi kokular gelirdi önce. Sonra simsiyah zeytinler. Bal daha tatlıydı sanki. Babam, annem, kardeşlerim, bir de dedem. Dedem çok tatlı bir adamdı. Yanakları pes pembe, sakalları bembeyazdı. Dedemle geçirdiğim zamanlar sanki mutlu ve huzurlu bir rüyaydı. Çocukluğumda eğlenmek için zamanım daha çoktu. Her oyun benim için de adeta saklambaç, körebe, uzun eşek, köşe kapmaca ve daha neler neler. En sevdiğim oyun saklambaçtı. Sabah kalkar ve kahvaltımı yapardım. Sonra da doğru sokağa. Sokaklar benim ikinci adresimdi o zamanlar. Arkadaşlarımla bizim sokağın sonundaki eski eve giderdik. Ev çok ısızdı. Aynı zamanda oldukça eskiydi. Saklambaç oynamak için en ideal yer olduğunu düşünürdüm oranın ve daima orada oynardım. Evin çatı katında bir sandık vardı. Ben hep o sandığa saklanırdım. Kimse de beni bulamazdı. Çünkü arkadaşlarım korkar oraya giremezdi. Oda çok karanlıktı. Sandık odanın sol tarafında duvar kenarındaydı Üstünde tuhaf resimler olduğu için görüntüsü ürkütücüydü. Ama ben korkmazdım ve içine saklanırdım. Sandık çok dardı ama içine sığardım. Aslında odaya gelseler beni çok rahat bulabilirlerdi. Çocukluğum mutluydu. Çocukluğum huzurluydu. Çocukluğum eğlenceliydi. Çünkü çocuktum. <laughs>